başladı. Kardeşliğimizi bugün başlatır. Çok çalışıp çok üretip deneyin. Kendine güvenen elbet kazanır. Bu tarafa bakın hadi gençler. Dostluk çok güzel hem de her sefer. Birlikteyken çözülür dertler. Gün bizim günümüz, geleceğe yön ver. Taktik altı taktik altı taktik. Ben de kendi kendime dedim ki bu çocuk bu kadar uyumluysa yardıma ihtiyacı olan birini asla geri çevirmez. Neyse. Çok uzadı. Niye bu kadar uzadı ben de anlamadım. Kısaca yardımına ihtiyacım var. Bugün bizimle birlikte futbol oynar mısın? Aha. Ne diyorsun? Olur. Vay be. Mert'i konuşturdu. Bu harika. Maç çıkışta ve için rahat olsun diye söylüyorum. Altı üstü hazırlık maçı. Muhtemelen hiç seyirci olmayacak. Ne? Aa, olamaz. Merhaba Cumhuriyet İlkokulu. Ben spikeriniz Şimşek. Sezonun ilk müsabakasında geçen yılın şampiyonuyla yeni kurulan 5D takımı karşı karşıya geliyor. Tabii bu sadece bir hazırlık maçı olduğundan 4A'nın kaptanı Adem'in yerinde yedek bir oyuncu var. Ama onun dışında kaleci Duvar Burak başta olmak üzere şampiyon olan kadro sahada. Maçın başlaması için müfit öğretmenimizin düdüğü bekleniyor. 5D, hazır mısınız? Kerem, farkındaysan artık maçtayız. Takımı sen kurdun, o yüzden de kaptan sensin. Sahaya nasıl dağılalım? Kaan uzun boylu. O kaleye geçsin. Ben mi? Yo, olmaz. Neden olmasın? Tam kaleci fiziği var. Bizim Kaan'ın diğer adı... 5D. Tamam. Harun, sen kalıplısın. Defansta durabilirsin. Adam geçsin ama top geçmesin. Çok zorlanırsan tersi de olur. Yani bu durumda top geçerse adam... İyi de öyle bir şey kurallara uygun mu? D sınıfının erkekler takımı ilk kez bu yıl sahada. Takımın kurulmasında yeni gelen çocuğun büyük rolü olduğu söyleniyor. Cem, ikimiz forvetteyiz. Cenk, orta sahada senin. Peki Mert? Mert yapsın. Orası iyi. Oralarda dursun. Biz hazırız öğretmenim. Hakem işaretini verdi ve maç başladı. Cem, birlikte karşılıyoruz. Cenk, arkada destekte kal. 5D yoğun bir baskıyla topu hemen kazanıyor. Kerem, arkadaşı Cem'i gördü. Sakin paslarla başlıyoruz. Defansa dön. 5D oyunu geriden kurma çabasında. Kendi sahasında pas yapıyor. Harun, sen de! Tamam. Top geçsin, adam geçmesin. Yok, önce adam geçsin, top yapsın mıydı? Harun bir an dengesini kaybetti ve topu kaçırdı. Geliyor. Buraya geliyor. Sakın elini alma. Geri pas olur. Ne yapacağım peki? Vur. İleri gönder. Ayakla. Şimdi kaleci Kaan'dan son bir hamle. Olamaz. Top çizgiyi geçti ve gol! 5A sınıfı 1-0 öne geçiyor. Eyvah! Olağanüstü bir maç oluyor sevgili seyirciler. Ama iyi anlamda değil. 5A 5D'yi adeta abluka altına aldı. Maç tek kale oynanıyor. Skor tabelası çıldırmış gibi yükseliyor. Tabii 5A takımı adına. Kaan, neden her toptan kaçıyorsun? Ama çok sert geliyorlar. Tarihi fark yiyeceğimiz neredeyse kesin ama yine de bir gol atmalıyız. Evet, bir gol olsun bizim olsun. Tamam, ne yapıyoruz? Top ayağımıza geçer geçmez hep birlikte çıkacağız. Kaleyi gören vursun. 5D hala maçı bırakmış değil. Kaptan Kerem, Cem ve Cenk büyük bir efor sarf ediyorlar. İleri, ileri, ileri. Geri, geri, geri defansa. İleri çıkın. İleri. 5A bir kez daha kaleyi zorluyor. Gel, gel, geri gel. Ama Kerem ceza sahasının hemen önünde müdahale etmeyi başardı. Harun, sen de. Top mu, adam mı? Top mu, adam mı? Adam! Penaltı! Evet! Penaltı! Bu kez boş dönmüyoruz. Herkes ileri! Herkes! Kaptan Kerem vazgeçmiyor. 5D şimdi topyekün rakip sahaya geçme çabasında. Bir tek Mert hala kıpırdamadı. Değişik bir tarzı var. Maçın başından beri olduğu yerde duruyor. 5D ilk defa kaleye bu kadar yaklaştı. Yoksa gol bu sefer gelecek mi? Bırakın gelsinler ya. Çok canım sıkıldı. Cem şimdi ceza sahasına baktı. Orta için hazırlanıyor. 5D takımındaki herkes ceza sahasına yöneldi. O da ne? Geldim, bekleyin. Şimdi orta geldi. Kerem kapıyı vurmak üzereyken Vural oraya giriyor. Duvar Vural iş başında. Ve hızla topu oyuna sokuyor. Olamaz. Bu bir degaj değil. Vural kendi kalesinden rakip kaleye şut gönderiyor. Ve gol. Gol. Skor şimdi 14-0. Senin burada ne işin var? Herkes çıksın dedi. İleri dedi. Of. Gel, gel bizim sahamıza gidelim, boş ver. Ama herkes dedi, demedi mi? Haklısın, dedi. Bunlar bu takımla efsane olurlar. 5D'nin kadrosu bu yıl yeni kuruldu ama kimse bu kadarını beklemiyordu doğrusu. Her şey nasıl bu hale geldi? Daha sabah şampiyonluk hayalleri kuruyordum. Yeni takımımla başlayan yükseliş beni milli takıma götürecekti. Oradan da Dünya Kupası'na. Peki ya şimdi? Mert, maçın başından beri kılını bile kıpırdatmadı. Belki de en iyisini o yaptı. Kerem hadi yap şu santrayı da bitsin artık maç. Son dakika zaten. Neye bakıyorsun? Mert'e. Belki de hayatındaki ilk ve son futbol maçı. En azından bir kere topa dokunsun bari. Mert, yakala. Maçın son saniyelerine girilirken top şimdi ilk kez Mert'in ayaklarında. Ne yapayım? Bilmem. Vur gitsin işte. Duvarın kaleye doğru gönder. Olur. Mert topa sertçe vuruyor. Geçen maçta çok iyiydik. Ve gol! Gol, gol, gol! Ama ne gol! Mert 5A kalesine adeta füze yolladı. Duvar topu göremedi bile. Hakem son düdüğü çalıyor ve maç bitiyor. Golün santrası olmayacak. Mert durdu son saniyede vurdu. hazırlık maçında 5D'yi 14-1 yeniyor. 5D'nin tek golü maçın sessiz çocuğu Mert'ten geliyor. Ama o gol 5D'nin sezona dair umutlarını belki de tekrar yeşerten gol. Bakalım önümüzdeki maçlarda daha neler göreceğiz. Ben spikeriniz Şimşek. Turnuva maçlarında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.